Paris hakkında bilinmeyenler. Paris'te bulunan 470 bin ağaçtan her biri ölçülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Açık havada hizmet veren, 9057 kafe, bar ve restoran bulunmaktadır. Her gün birini ziyaret etmek isterseniz, hepsini görmeniz yaklaşık 30 yıl sürer. Tüm Paris sokaklarında, sadece tek bir dur levhası bulunmaktadır. Notre Dame Katedrali'nin çanı, 13 ton ağırlığındadır ve adı Emmanuel'dir. Paris'te toplam 6100 adet sokak bulunur. Şehirde, Fransa'nın meşhur ekmeği Francalla'yı satın alabileceğiniz 1,784 fırın bulunmaktadır. Fırınlar kadar çok olmasa da, şehirde 1,124 tane bar bulunmaktadır. Eiffel Kulesi, 7300 ton ağırlığındadır ve kuleyi boyamak için her yıl, 50 ton boya kullanılır. Paris'te, New York'ta bulunan özgürlük heykelinin, üçte biri boyutlarında bir özgürlük heykeli bulunmaktadır. İki ülke arasındaki dostluğu göstermek adına, heykelin yüzü, Amerika'da bulunan heykele dönüktür. Paris'te yaşayan köpeklerin sayısı, 300 bindir. Bu sayı, şehirdeki çocuk sayısından fazladır. Şehre gelen bazı turistlerde, ki daha çok Japon turistlerde, Paris sendromu adlı bir rahatsızlık görülür. Bu rahatsızlık, kişinin kafasındaki, dünyanın en muhteşem şehri Paris imajıyla, gerçek Paris arasındaki farkın, kişide yarattığı huzursuzluk sonucu ortaya çıkar. Bazen bu rahatsızlık görülen kişiler, ülkelerine geri dönmek zorunda kalırlar. Ünlü Fransız yazar, Guy de Manupassant, neredeyse her gün öğle yemeğini, Eiffel Kulesi'nin altında yemiştir. Bunun nedeni olarak, kulenin görülmediği tek yerin, burası olduğunu söylemiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Eiffel Kulesi'nin asansörünün çelik kabloları, eğer şehir düşerse, Hitler Kule'nin tepesine çıkamasın diye, kesilmiştir. Paris'in tek kardeş, şehri Roma'dır. Roma'nın tek kardeş şehri ise, Paris. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi güçleri, Paris'i işgal etmeden önce, Louvre Müzesi'ndeki eserlerin çoğu, Nazilerin eline geçmesin diye saklanmak üzere, zengin Parislilere emanet edilmiştir. Dünyanın, Fransızca konuşulan en kalabalık şehri, sanıldığı gibi Paris değildir. Bu unvan, Kongo'nun başkenti olan, 11 milyon üzerinde nüfusa sahip, Kinshasa şehridir. 1944 yılında Paris, ittifak devletleri tarafından kurtarılmadan önce Hitler, şehrin yakılmasına emretmiş ancak şehrin kontrolünden sorumlu general, bu emri uygulamamıştır. Paris ismi, muhtemelen ilk kez buraya yerleşen bir kelt kabilesi olan Parisi kabilesinden gelmektedir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.